Cümleten selamun aleyküm. Fiat 126.0'dan toplama çalışmasına devam ediyoruz. Bu ve bundan sonraki videolar komple motor toplama üzerine olacak. En sonunda motoru komple toplayıp bitireceğiz. Bu aşamadan sonra yapacağımız işlemler motoru komple parçalarını sıfırdan toplamak. Öncelikle üst kapağını sıfırlayacağız. İşte taşlaması yapılacak. Ondan sonra spoklarını değiştireceğiz. Spokweight lastiklerini değiştireceğiz. Şu şekilde onları da göstereyim. Şunlar yan sanayi, şunlar orijinalleri. Bunları zaten toplarken göstereceğim. Spok kapağı toplama aparatımızı yaptık zaten. Yani taşlama haricinde sanayiye gideceğiniz bir durum olmadan kendiniz toplayabileceğiniz bir şekilde rahatlıkla su kapağını toplayabileceksiniz. Daha sonra kına akmili ana yatakları için sanayi ihtiyacınız olacak yine. Taşlaması için. Şunlar sıfırları. Sıfırlarının kına akmiline alıştırılması gerekiyor. O yüzden bir de bu durumda sanayiye gitmeniz gerekiyor. Bunları da sıfırlayacağız. Krank alıştırılacak. Daha sonra onlar da sıfır bir şekilde olacak. Krank volan burcunu değiştireceğiz. Şu krankın volan tarafında oluyor. Priz direkmini buna giriyor. Bunu da değiştireceğiz. Sonra pistonlarını değiştireceğiz. Piston kollarını, pistonları. Kollarının pek değişmesine gerek yok ama ben sıfırdan topladığımız için ben onları da değiştireceğim. Daha sonra egzantrik mili dişli grubunu değiştireceğiz. Şunlar eskileri, şunlar yenileri. Şu şekilde. Orijinallerinin üzerinde numaraları yazıyor. Üstündeki orijinalse eğer buradan anlayabilirsiniz. Orijinal dişli setinde numaraları yazıyor. Diğer orijinal yani Fiat'ın ürün olanlarda numara yok ama orijinal ürün. Herhangi bir fark yok yani. Hepsini komple sıfırlayacağız. Daha sonra benzin pompasını sıfırlayacağız. Benzin pompasını sıfırlarken dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeyim. Şu kendi orijinal benzin pompası. Bu da ithal. Yine orijinal bir ürün. Yalnız ben bizim pompası diyaframı sağlamsa kontrol etmeniz gereken benzin çubuğudur. Eğer çalışmıyorsa benzin çubuğunu kontrol etmenizde fayda var ilk önce. Yani şu çubuğu. Bu çubuk kısaldıysa benzin pompasını ne kadar değiştirseniz bile yine de çalışmayacaktır. O yüzden önce bu çubuğu kontrol edin. Bu çubuğun ölçüleri eni 5 milim. Şimdi 0.5 boyuysa 18.9 santim. Bu ölçüye göre yine bir çubuk ayarlarsanız, yani bu çubuğu da nereden ayarlarsınız? Mesela şöyle uzun tornavidalar oluyor. Sağlam bir markanın uzun tornavidasından 0.5 milim eninde olan o tornavidalardan o çubuğu yapabilirsiniz. Daha sonra blue komple sıfırlayacağız. Gömleklerini. Ondan sonra yine yatakları zaten takılacak. Komple boş şu an. Her yeri. Gömlekleri değişecek. Sonra kartel yağ pompasını temizleyeceğiz. Spar vernisini de temizleyeceğiz. Ondan sonra termostatını değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Şu şekilde. Bunu da sıfırlamış olacağız, karteri. Daha sonra dispiratörü, platinini sıfırlayacağız, değiştireceğiz yeniden. Sıfır platini takacağız. Yani elektronik ateşlemeye de çevirebilirsiniz. O şekilde de oluyor. Ama ben orijinal haliyle topladığım için platinle toplayacağım. Sonra yağmur şunu değiştireceğiz zaten.
Daha sonra debriyaj setini değiştireceğiz. Eski debriyaj seti yarısı yok. Üstünden bu şekilde çıkardık. Sonra keçelerini değiştireceğiz. Yağ keçelerini. Bu kasnak tarafının keçesi. Yani şu keçe küçük olan bu tarafın. Büyük olan da ana yatağın zaten. Üstünde takılacak onlar da yapıldıktan sonra. Daha sonra bujileri değiştireceğiz. Bujileri NGK'nın çift tırnak bujilerini almıştım. Ben denedim daha önce bunları. Verimli bir şekilde çalışıyor. Yani çift tırnak bujiyle de çalıştırabilirsiniz. Tek tırnak da aynı şekilde çalıştırıyor. Yani herhangi bir güç şeyinde bir değişiklik görmedim. İkisi de gayet verimli bir şekilde çalıştırıyor. Daha sonra buji kablolarını değiştireceğiz. Buji kabloları orijinal olarak 3 çeşit buji kablosu buldum. Yani şu da orijinal olarak satılıyor. Şu da orijinal olarak satılıyor. Bunların iki tarafında ucu düz. Ama şu da orijinal olarak satılıyor. Bunun başları eğri. Orijinallerinin başları eğri zaten. Bilenler vardır. Yani üçü de aynı performansla çalışıyor. Herhangi bir değişikliği yok çalışmasında. Ya hangisini bulursanız takabilirsiniz siz de. Ya dediğim gibi bu videodan sonraki videolar artık bunların komple toparlanma videoları olacak. İşte o-ringlerini değiştireceğiz, yataklarını değiştireceğiz. Kasnağın contalarını değiştireceğiz. Hepsini komple sıfırdan toplayacağız. Ya contalarını değiştireceğiz. Contaları mesela takım contaları şu şekilde var. Royal contanın. Yine orijinali var. Yani herhangi bir şey farkı yok arasında. Royal'inkini zaten genelde Royal'inkini bulursunuz. Orijinali zor bulunuyor. Ama Royal'in contası da gayet iyi yani. Bulduğunuzu kullanabilirsiniz. Artık hangisini bulduysanız. Daha başka diyeceklerim bundan sonra. Dediğim gibi yapacağımız işlemler bu şekilde devam edecek. Yani motoru zaten bunların hepsini topladıktan sonra motor toplama, komple toplama videosunda bütün işlemlerini tek tek göstereceğim. Yani gömlek değişimlerini, işte pistonları, sekmanları, sekman ölçülerini, sekman aralıklarını, bunlar eskileri zaten. Bunları da yenileriyle değiştireceğiz. Şunlar yeni pistonlar. Sekmanları. Şunlar komple sekmanları. Yenileri. Şunlar sıfır piston kolları. Şunlar piston kolu yatakları. Bunları bunlarla sıfırdan toplayacağız. Şunlar da sıfır gömlekleri. Hepsi bu şekilde sıfırlanmış olacak. Yani amacımız zaten sıfırdan toplama çalışması olduğu için bütün orijinal parçalarıyla orijinal halinde, orijinal şekliyle toplamak aracı. O yüzden umarım videolar faydalı oluyordur. Yani dediğim gibi bundan sonraki videolar silindir kapağını toplama, işte ana yatağı toplama, krank milini, pistonları, motor gömleklerini,
motoru, karteri komple sıfırdan toplayıp motoru çalışır hale getirene kadar bu şekilde devam edecek diyorlar. Bu ön bildirim videosu olarak bu şekilde ürünleri hem tanıtayım dedim hem göstereyim dedim bilmeyenler için. Yani malzeme lazım olduğunda hangi parçada sorun olduysa o parçayı arayanlar olur belki diye onlara bilgi amaçlı bu videoyu hazırladım. Bundan sonraki videolarda sırasıyla gelecek. Yani silindir kapağını toplamadan işte ana yatakları yerleştirmeye, motor gömleklerini yerleştirmeye, ayarlamaya, egzantrik ayarı, işte mil ayarı, sivop ayarları, dispiratör, platin değişimi, dediğim gibi benzin çubuğu ölçüsü, onu verdim zaten. Onu o şekilde yapabilirsiniz. Hepsini değiştireceğiz. O şekilde gelecek videolar. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.